YDM'in otoparklarında çürümeyi bekleyen araçlar için çözüm bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni teklifle 15 bin araç hızla satılarak ekonomiye kazandırılacak. Bu düzenlemenin sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. İşte ayrıntıları. Çok güzel fikir. Ben olsam ben de alırım. Parayı ver, al. Parayı veren de üç alan üzerinde. Yani ben ona güvenemem. Güvenemem. Kimi araç ceza yediği için, kimi ise sahibi vefat ettiği için uzun süredir YDM'in otoparkında. Öyle ki bazı araçlar o kadar uzun süredir bu otoparktaki, çıkarıldığında çalışacağı dahi düşünülmüyor. Meclis başkanlığına sunulan 9. yargı paketinde YDM'in otoparklarındaki araçlarla ilgili önemli bir madde yer aldı. Buna göre çürümeye terk edilen 15 bin araç hızla satışa çıkacak. Ne kadar süre orada olduğunun çok bir önemi olmayıp biraz daha YDM'indeki araçların azaltılması, yani araç sayısının biraz daha düşürülmesi amaçlanarak böyle bir düzenleme yapıldığı kanaatindeyiz. Tanıdık arkadaşlar var, onlardan alırız. Vermez miydiniz? Yok. Hacizli olduğu için mi peki? Ya hem hacizli hem bir kere adı çıkmış artık. YDM'in otoparklarına çekilen araçlar yıllarca bekledikten sonra kullanılamaz hale geliyor, çürümeye yüz tutuyordu. İşte bu düzenlemeyle birlikte artık çürümeyecekler. YDM'inden araç satın almak isteyenlerin bunu nasıl yapacağı merak konusu oldu. YDM'inde otoparkta olan araçların hangileri olduğu ve kimler tarafından satışa çıkartıldığı, fiyatları, güncel bedellerinin hepsi Milli Emlak sitesinden satışa çıkartılacak ve kişilere, yani vatandaşlara duyurulacak. Bu düzenlemenin aynı zamanda sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına da etki etmesi bekleniyor. YDM'deki araçların satışıyla birlikte vatandaşlar daha uygun fiyata araç alabilecekleri için bu noktada ikinci el ve birinci el araç piyasası da bu noktada etkileneceğini düşünüyoruz tabii ki. Siz bunun ikinci ve sıfır araç piyasasında bir düşüşe neden olacağını düşünüyor musunuz? Belki yapabilir, evet olabilir. Belki düşüş olabilir ama çok etkileneceğini zannetmiyorum. YDM'inden araç satın almayı düşünenlerin kontrollerini de eksiksiz yaptırması gerekiyor. Hacizden kaldırılmış bir araç aldığını bilerek taraflar almalı ve herhangi bir arıza kaydı olduğunda ya da bir problem olduğunda bunu da bilerek almaları gerekiyor.